Ey davetçiler, ey sözlerini ve dinlerini emekliye ayıran davetçiler, ey toplumun aymazlığını, tembelliğini, neme lazımcılığını bahane edip ilmini ket vuran, kalemlerini kıran, mürekkeplerini kurutan alimler, ey insanlara bakıp da ümidini yitiren mürebbiler, İlimlerinizi kütüphanelere gizlemeyin. Ey varlık sahipleri, ey servet sahipleri, bugüne kadar Allah yolunda infak ettim de ne oldum demeden mallarınızı ne olur toprağa gömmeyin. Evet ey müminler, ey Müslümanlar, Allah'tan korkanlar, Allah'ı sevenler, zamana bakıp etrafınızdaki insanların tembelliğine bakıp Allah'tan geri durmayın. Ve ne olur secdelere geri koşun. Eğer ben bu kirletilmiş, çağın içinde kirlenmiş bir bedenim ve bir kirlenmiş kalbe sahibim, kirletilmiş bir zihne sahibim, bu saatten sonra beni ne temizler diyorsan, vallahi tevvab olan, gafur olan, rahman ve rahim olan Allah sana yeter. Seni bağışlayacak, tertemiz edecek olan Allah subhanahu ve teala'dır. Ne olur ey aziz kardeşlerim, ey Müslümanlar, ellerinizi birbirinize kenetleyin ve yarınlara karşı hedeflerinizi toprağın altından çıkartın. Ve bilin ki bugünden itibaren değil, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem toprağa düştüğünden itibaren bir peygamber gelmeyecektir. Ve şunu kesinlikle bilin ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den önce nice peygamberler ümmetsiz olarak Allah'a yürüdüler. Ve siz yine şunu bilin ki bu çağda yaşayıp da bu zamanda yaşayıp da kendisine sırt çevrilen bu dönemde yaşayıp da 20 yaşlarında insanlara Allah'ı ve Resulünü anlatıp da yüzlercesinin, binlercesinin hidayetine vesile olduğu bir çağdır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den önce nice dava erleri, eşleri, evlatları, akrabaları, aşireti, toplumu tarafından terk edilip tek bırakıldılar. Ama bugün ümmetin önünde yürüyenlerin arkalarından binlerce aile yürümektedir. Evet, bunu sağlayan o kendilerinin sövdüğü, değersiz gördüğü zamanın onlara verdiği berekettir dostlar.